herkese mutlu pazarlar diliyorum. Spor Toto 1. Lig'in 33. haftasında heyecan sürüyor. Göztepe Eyüp Spor mücadelesiyle karşınızdayız. Teknik direktör Arda Turan bugün teknik direktörlük kariyerindeki ilk maçında bu şekilde bir saha dizilişiyle çıkıyor sevgili seyirciler ve Göztepe'li taraftarlar ekranlarınıza yansıyor. Karşılaşmayı Bursa bölgesi hakemlerinden Arda kardeşler yönetecek. Yardımcıları Mehmet Şahan Yılmaz ve Mehmet Şengül. Dördüncü hakemse Mehmet Ali Özer. VAR hakemi Serkan Tokat. AVAR hakemi Erkan Özdamar. Eyüp Spor 31 maçta 17 galibiyet, 6 beraberlik, 8 yenilgi aldı. 37 gol attı, 25 gol yedi. Artı 12 averaj ve 57 puanla 3. sırada. Göztepe ise 30 maçta 15 galibiyet, 6 beraberlik, 9 yenilgi aldı. 35 gol attı, 22 gol yedi. Artı 13 averaj ve 50 puanla 7. sırada yer alıyor sevgili futbol severler. Ve haftaya 7. sırada girmişti. Bakalım nasıl bir sonuç olacak? Üst sıraları çok yakından ilgilendiren bir mücadele. Zorlu karşılaşma. Göztepe'li taraftarlar maç öncesinde işte ekranlarınıza geliyor. Maçlarını söylüyorlar. İzmir'de 17 derece dolaylarında bir sıcaklık var. Gürsel Aksel stadyumunda tribünlerin büyük bir bölümü dolu. Ekranlarınıza geliyor taraftarlar. Bugün takımlarını yalnız bırakmadılar sevgili seyirciler. İki takım bu akşam 9. kez karşı karşıya geliyor. 3 kez Göztepe kazanmış. Eyüp Spor sadece bir kez galip gelmiş. 4 maçta berabere sonuçlanmış. Ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı Eyüp Spor Ryan Babel'in penaltı golüyle 1-0 kazanmıştı. Gençlerbirliği'ne 5 Şubat'ta 1-0 yenilen Göztepe sonrasında çıktığı 8 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik aldı. 8 maçtır yenilgi yüzü görmüyor. Ligde oynadığı son 5 maçı da üst üste 5 maçı da kazandı. Oldukça formdalar. 4 Ocak'ta evinde Sakaryaspor'a yenilen Göztepe o tarihten bu yana evinde oynadığı 5 maçta da 3 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Evinde de yenilgi yüzü görmedi. Göztepe İzmir'de oynadığı 15 maçta 7 galibiyet, 5 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. 19 gol atıp 9 gol yedi. 26 puan topladı. En son Keçiören Gücü'nü 3-2 yenmişlerdi. Önümüzdeki hafta Altay'la karşı karşıya girecekler İzmir derbisinde. Eyüp Spor'un deplasman karnesine bakarsak onlar da 15 maçta 7 galibiyet, 4 beraberlik, 4 yenilgi almış. 14 gol atmış, 11 gol yemiş. 25 puanı da hanesine yazdırmış deplasmanda. Bugün Arda Turan teknik direktör olarak ilk maçına çıkacak dedik. Geçtiğimiz hafta evinde Gençlerbirliği'ne 2-0 yenildiler ve bir teknik heyet değişikliğine gitti Eyüp Spor takımı. Haftaya Pendik Spor'u Eyüp'te konuk edecek. 22 golle ligin en az gol yiyen ekibi aynı zamanda Eyüp Spor. Aslında çok daha formdalardı biliyorsunuz ligin ilk yarısında. Sonrasında bir düşüş başladı. Ve o düşüşün ardından önce İbrahim Üzülmez de yollar ayrılmıştı. Ardından teknik kadroda değişikliğe gidildi ama geçtiğimiz haftaki Gençlerbirliği yenilgisinden sonra bir değişiklik daha oldu. Ve Arda Turan takımın başına getirildi. Takımlar biraz sonra çıkacaklar sevgili seyirciler. İbrahim Üzülmez oldukça başarılı bir dönem yaşattı. Özellikle ligin ilk yarısında. Sonrasında bir düşüş ve Zafer Turan göreve getirildi. Zafer Turan'la da ayrılık ve ardından biraz önce de belirttiğim gibi Arda Turan. Evet, destek yaz. 83-32'ye gönder pankartıyla çıkıyor Göztepe takımı. Bizler de her zaman yayınlarımızda söylüyoruz. Son deprem zedenin yarası sarılana kadar mutlaka yardımlara devam edeceğiz.
güzel bir görüntü. İsmail Köybaşı da kaptan Atınç'la birlikte tribünleri alkışlıyorlar. İstiklal marşımız. Marşımızı da hep birlikte söyledik. Maçın hakemi Arda Kardeşler. 3 Ocak 1988 doğumlu Bursa bölgesi hakemi, mesleği mühendislik. 2015'ten bu yana Süper Lig'de düdük çalıyor. Bu sezon 15 Süper Lig, 1 birincilik, 1 Avrupa Konferans Ligi olmak üzere 17 maça çıktı. 56 sarı, 3 kırmızı kart çıkarttı cebinden. Göztepe'nin bugüne kadar 16 maçında düdük çalmış. Sarı Kırmızılar bu maçlarda 7 galibiyet, 4 beraberlik, 5 mağlubiyet almış. Eyüp Spor ise Arda Kardeşler'in yönettiği 4 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik, 1 de yenilgi almış. Arda Kardeşler şu anda ekranlarınıza geldi. Ve Göztepe takımı tribünlere geliyor hep birlikte. Sevgili seyirciler, 5 Şubat'ta Gençler Birliği'ne 1-0 yenilen Göztepe sonrasında çıktığı 8 maçta yenilgi yüzü görmedi sevgili seyirciler. Altı galibiyet, 2 beraberlik aldı. Ligde oynadığı son 5 maçı da, üst üste oynadığı 5 maçı da kazandı. Göztepe takımı oldukça formda. Tuzla Spor 2-0, Yeni Malatya Spor'u hükmen kazandı tabi 3-0, Denizli Spor 2-0, Samsun Spor 1-0, Keçiören Gücü'nde deplasmanda 3-2 yendi İzmir temsilcisi.